Ataerkil yapılar, otoriter yönetimler, değişen, derinleşen yoksulluk, cezasızlık politikaları, bunun yanı sıra savaş ve militarizm hakikaten kadına yönelik şiddetin artmasında ve katliamların artmasında en temel unsurlar olarak karşımızda dursa da elbette bununla sınırlı olmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü hakikaten karşımızda kadın erkek eşitliğine karşı olduğunu açık açık ilan eden ve tüm politikalarını bunun üzerinden dizayn eden bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ve dolayısıyla bu erk sistem üzerine kurulu olan bu düzen her gün, her dakika, her saniye erkekliği kışkırtan ve doğalında da kadına yönelik şiddet ve katliamların artmasına ve derinleşmesine sebebiyet veren unsurları barındırıyor kendi içerisinde. Dolayısıyla ne kadına yönelik şiddet ne de kadına yönelik katliamlar değişen bir gündem değil, derinleşen ve boyut değiştiren bir gündem olarak karşımızda duruyor maalesef ki. Yani kaç kadının katledildiği, kim tarafından katledildiği, nerede katledildiği, hangi bahaneyle katledildiği meselesi bizim için aslında doğru okunduğunda önleyici politikaların geliştirilmesinde çok önemli bir ışık da tutuyor açıkçası. Dolayısıyla biz geçen Temmuz ve Ağustos ayına baktığımızda Temmuz ayında 23 kadın katledildi ve 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ağustos ayına baktığımızda 33 kadın katledildi ve 24 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Dolayısıyla ay bazında bile sadece 2 ayı baz aldığımızda bile hem kadın katliamların hem de şüpheli kadın ölümlerinde nedenli artış olduğunu gören ve gözlemleyen bir yerdeyiz. Ve bu kadınların çoğu yine en yakınlarındaki erkekler tarafından sadece kendi hayatlarına dair kararlar vermek istedikleri için katledilen kadınlar ve birçoğunun da hangi bahaneyle katledildiği tespit dahi edilemiyor. Dolayısıyla kadınların ateşli silahla katledilmesi, bu ülkede bireysel silahlanmanın kadın katliamlarına nedenli zemin hazırladığını bize gösteriyor. Bu ülkede kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından ev içinde katledilmesinin aile odaklı politikaların kadın katliamlarına nedenli zemin hazırladığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bu noktada verileri doğru okumak bizim için çok çok önemli bir yerde diyebiliriz. Bunun yanı sıra karşı karşıya kaldığımız en büyük tehlikelerden biri de şüpheli kadın ölümleri. Çünkü bu kavramın bile mücadelesinin verildiği bu ülkede kadın katliamlarının ve şüpheli kadın ölümleri verilerinin eşit veya neredeyse eşit olması hali bizi tedirgin eden bir noktada diyebilirim. Çünkü Temmuz ayına baktığımızda bu verinin eşit, Ağustos ayına baktığımızda neredeyse eşit olduğunu görüyoruz. Ve şüpheli kadın ölümleri dosyalarının çoğunun da aydınlatılmadığını biliyoruz. Ve biz şüpheli bir şekilde ölü bulunan her kadının yanında bir erkeğin geçmişe dair bir şiddet öyküsünün daha önce bu sistemin mekanizmalarını defalarca çaldığını ama en nihayetinde şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu da gören ve gözlemleyen bir yerdeyiz. Yakın bir tarihte Ahmet'te Naciye Oturmak biliyorsunuz Silvan'da evlilik birliği boyunca sistematik bir şekilde şiddete maruz kalmış ve en nihayetinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş bir kadındı. Ve dolayısıyla evet kadına yönelik şiddet ve katliam dosyalarını takip etmek bizim için çok önemli. Burada savunuculuk faaliyeti yürütmek, müdahillik taleplerimizi sunmak çok önemli ve bu mücadelenin çok önemli bir parçası. Fakat şüpheli kadın ölümleri dosyalarını takip etmek çok daha önem arz eden bir noktada bizim için. Çünkü hakikaten öyle olaylar, öyle dosyalar ve faillerle karşı karşıya kalıyoruz ki olayın en ince ayrıntısına kadar tasarlandığı ve bir şekilde o fiilin suç teşkil etmemesi için veya okları kendisine döndürmemek için çok planlı bir şekilde dizayn edilen olaylarla karşı karşıyayız. Bundan kaynaklı hukuk pratiği açısından da şüpheli kadın ölümleri dosyalarının başından itibaren takip edilmesi, olay yeri incelemelerinin titizlikle yapılması, olayın en başından şüpheli bir şekilde şüpheli olarak kabul edilmeyip bu yönlü ele alınması meselesi hukuk pratiği açısından da elimize sağlıklı sonuçlar verir. Son dönemde aldığımız başvurulara baktığımızda hakikaten ekonomik destek talebiyle derneğimize başvuruda bulunan kadınların sayısının arttığını görüyoruz. Ve bu noktada ne biz gereken desteği sunabiliyoruz ne de kente kadınları yönlendirebileceğimiz böylesi bir mekanizma var. Yani bu da aslında kadınların bir şekilde şiddet ortamından uzaklaşması, kendisi ve çocuklarının hayatına bakabilecek sosyoekonomik güce sahip olmasının onlar için ne kadar elzem olduğunu gören ve gözlemleyen bir yerdeyiz. Ve dolayısıyla kadınların ekonomik destek talebi aslında şiddet ortamından uzaklaşmasının önündeki en büyük engeller olarak
karşımızda duruyor diyebiliriz. Kadına yönelik şiddet ve katliamların üstesinden gelebilmek için en başta her daim dile getirdiğimiz gibi örgütlü kadın mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir yerdeyiz. Maalesef ki devletin yerine getirmesi gereken ve mekanizmaları tarafından yerine getirmesi gereken tüm görevler bugün kadın örgütleri, kadın platformları tarafından yerine getiriliyor. Ancak sınırlı özgücümüzle bile hakikaten bu şiddet ve katliamların en aza inmesi için kadınların hakları ve kazanımları konusunda gerekli farkındalık çalışmaları yapabilmemiz için bu örgütlü mücadeleyi çok daha genişletmemiz gerekiyor. Bu öz savunma çemberini çok daha genişletmemiz gerekiyor. Kadın örgütleri olarak hakikaten mahallelerde yapacağımız olan farkındalık çalışmalarının bu kapsamda çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.